Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine böyle güzel bir bot patiğim var. Elimde bulunan böyle pırıltılı iplerim. Bunlarla yapmak istedim. Çok güzel ve hoş duruyor. 3 numaralı şişle ördüm patiğimi. Patiğimin bir ön tarafında dikiş var. Bir de arka tarafında. Diğer hiçbir yerinde dikiş yok. Çok kolay. Herkesin yapabileceği bir model. 3 numaralı şişle yaptım. 37 ve 38 numaralı ayaklar için arkadaşlar. Daha büyüğünü yapmak istiyorsanız sıraları fazlalaştırın, sayıyı fazlalaştırın. Daha küçüğünü yapmak istiyorsanız sayıları azaltın. Merhaba arkadaşlar. Deniz İnelişi Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir bot patik yapacağım. Bu iplerin böyle pırıltılı, parlak, güzel bir ip vardı elimde. Bunu değerlendireyim dedim. Ben örgüme başladım. Yalnız burayı nasıl yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. İlmek sayısı fazla olduğu için kısa bir bölüm yaparak ona göstermek istiyorum. 2 şiş üzerinde göstereyim daha rahat olsun. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane ilmek üzerinde göstereceğim arkadaşlar. İpin patik ipliği şiş numaram 3. Burada göstereceğim. Haroşa tekniğiyle örüyorum. Şöyle başlıyoruz. Buranın yani 70 tane olduğunu düşünün. Bu boy. 70 tane. Haroşa tekniğiyle başladım. İlk sıramı bu şekilde yapıyorum. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeyeceğim. Bakın ilk ilmeği örmüyorum. Tekrar ben ters taraftan yapıyorum haroşayı. Düz taraftan da yapabilirsiniz. Şimdi 2 diş haroşa örüyorum. Başlarken yine sonra geldim ipliğimi attım düz olarak ördüm. Şişimizde şu anda 70 tane ilmek olduğunu düşünelim. Çok uzun olduğu için burada böyle örnek olarak gösteriyorum. Zaten iki rengimi burada başlamış oldum. Evet, iki diş haroşamı yaptım. Bak, 1-2. Diptekini saymıyorum. Her zaman ip geçişlerinde arkadaşlar tersten yapıyorum. İp geçişlerimiz tersten olsun. Ters taraftan. İkinci ipimi taktım.
Geçişlerde ilk ilmeğimi örüyorum. Bakın ters taraftayken ikinci rengimi taktım. Örneğimi modelimin şu beyaz bölümünü yapacağım şimdi. Ve burada veya ikinci rengimi takarken düz örgüye geçiyorum. Bakın. Düz tarafta düz örgü. Şuradaki beyaz bölüm. Düz olarak örüyorum. Tersten yine ters olarak örüyorum. Biraz daha hızlı örmek için boynuma taktım arkadaşlar. Evet, yine düz taraftayım. Yani 4 sıra. 4 sıra düz oluyor. Dört sıra düz ördükten sonra yine ters tarafta ikinci rengime geçiyorum. Dört sıra düz oldu. Dört sıra düz. Ve iki diş haroşa yapacağım tersten. İkinci rengimi başlıyorum. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örüyorum. Ve iki diş haroşa yapacağım burada. Tersten başladım. Buradaki kırmızı rengime geçtim. Yani kırmızıdaki iki diş haroşa. İki diş haroşa ördükten sonra tekrar beyaz rengime geçiyorum. Yani
kırmızı ve beyaz. Bu şekilde arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sarı renk, 1, 2, 3, 4, 5 tane de beyaz örüyoruz. Şimdi bu 1, 2, ikinci sıra. Şimdi bunu bırakıyorum artık. Yeni modelime geçeceğim için. Burayı 70 tane başladım arkadaşlar. Örgüme bu şekilde devam ettim. Şimdi 70 tane başladım. 15 tanesini ters tarafta kesiyorum. 15, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tanesini kestim ve sıranın sonuna devam ediyorum. Beş tane kestikten sonra sıranın sonuna devam ediyorum. Şimdi sıramın sonuna geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kırmızı, 1, 2, 3, 4, 5 tane de beyazdan yapmış oldum. Şimdi 15 tane de bu sağ taraftan kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet, 15 tane de buradan kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ortada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 41 tane kaldı arkadaşlar ortada.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 41 tane kaldı ortada. Şimdi bu 41 taneyi arkadaşlar 24 diş haroşa, bu iki tanesini saymıyoruz. 24 diş haroşa öreceğiz. Artık beyazla işimiz bitti. Kırmızıyla devam ediyorum. 24 diş haroşa öreceğiz arkadaşlar. Beyaz rengimle artık yapmıyorum. Beş tane sağdan, 15 tane soldan ilmek kestim. 70 tane ilmekle başladım. Ile başlamıştım arkadaşlar. 15, 15, 30. Ortada 40 tane kalma. Ortada 40 tane kaldı. Yanlış saydım herhalde biraz önce. Evet, 24. Bu iki tane diş haroşayı saymıyorum. 24 diş haroşa örerek devam ediyorum. Sıramı sayıyorum. Şu iki sırayı saymıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra 24 sıra, 24 diş olması gerekiyor. 24 diş haroşa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 diş haroşa ördükten sonra sayılarını böyle gösterebilirim. Şimdi 24 sıra sonra önce 2 2 top kesiyorum. 2 tane 2 tane topluyorum. Şişimizin üzerindeki sayılar azalmış olacak. Sırayı ördükten sonra bakın şişimin üzerinde tek tek kaldılar böyle aralıklı kesince. Şimdi yarıya indi. Bir sıra düz örüyorum. Bir sıra haroşamı örüyorum. Bu sırayı ördükten sonra artık büzme noktasına geleceğim.
Bir sıramı ördükten sonra şimdi düz taraftayım. Böyle iki tane kesiyorum. Diğer şişimin üstüne atıyorum. İki tane kesiyorum. Diğer şişimin üzerine. İki tane alıyorum. Topluyorum. Bakın bu şişime geçirdim. Topluyorum. İkisini birlikte sağ şişimdekini sola alıyorum. İkisini birlikte sağ şişimdekini sola alıyorum. İkisini birlikte. Sağ şişimdekini sona alıyorum. İkisini birlikte. Böyle toplandı gördüğünüz gibi. Evet, sona geldi. Ve burada ipimi fazla bırakıyorum. İğnemin ucuna geçireceğim ipimi. Son bir taneyi şuradan geçireceğim. Evet arkadaşlar, şöyle bir daha göstereyim ölçülerini. Çok kolay, herkesin yapabileceği bir model. Şimdi ters çeviriyorum patiğimi buradan. Böyle ilmekleri alarak, ilmeklerden girerek son sıradan, bakın yerleri belli. İpimin ucunu burada bırakıyorum. Buradan bir daha alayım. Bu iki ucu yan yana getirerek topluyorum sımsıkı. Böyle sıkarak büzelim. Bunu burada bırakıyorum. Daha sonra bunları toparlayacağım. Kendi arasında. Burada bıraktığım ipimi, fazla bıraktığım ipimi alıyorum. Bakın böyle büzdüm. Yine şöyle girerek burayı sağlamlaştırmak adına.
Şimdi ters çeviriyorum. Düzden dikeceğim arkadaşlar. Buraya kadar ilmek alarak buraya gelene kadar dikeceğim. Ve sonra burayı dikiyorum. Sonra da bu tarafa geçeceğim. Şimdi bakın uç tarafı böyle oldu. Şuradan iğnemi çıkardım. İlmekleri karşı karşı getirerek karşı karşıya getirerek dikiyorum. Üstten alıyorum üsttekileri. Bakın. Böyle karşı karşıya getirerek devam edeceğim. Sonra burayı dikeceğim arkadaşlar. Anlattığım gibi sonra da buraya geçeceğim. Siz de istediğiniz şekilde tersten de dikebilirsiniz. Evet arkadaşlar, botumu diktim. Ters çevirdim. Şimdi oyasını yapacağım. İpimi alıyorum. Şöyle bir kez çevirip buradan tutup çekiyorum. Arka taraftan başlayacağım arkadaşlar. İpimi buraya sabitledim. Bir, iki, üç. Üç zincir çekip aynı yere batıyorum. Bir tane atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yine bir, iki, üç aynı yere batıyorum. Bu kadar kolay. Bir tane atlıyorum. 1, 2, 3 aynı yere batıyorum. Bir tane atlıyorum. 1 yere 3 zincir çekerek aynı yere üstüne almadan batıyorum. Bir tane hemen bir atlıyorum. Sık iğne yapıyorum yan tarafa böyle batıyorum. 2, 3 zincir çekip buraya batıyorum. Bir zincir çek. Zincir çekmeden yan tarafa. Bir, iki, üç. Böyle etrafını dolanacağım. Bot patiğimi diktim, bitirdim. Evet, ön dikişini de yaptım. Yandan dikiş yaptım arkadaşlar, diktim. Alt tarafta dikiş yok. Pırıltılı ipimle yaptım bunu. Çok hoş oldu. 37 ve 38 numaralı ayaklar için. Ayakkabı numarası olanlar için. Buraya da böyle bir süs yaptım. Süpürgesini. Yan tarafta bir aksesuar olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.
Müzik